İzmir depreminin üzerinden haftalar geçti, daha yani ayı olmadı. Biliyorsunuz muhalefet çirkin ve kötü siyasetine son hızla başladılar. İlk depremin ilk günlerinden beri hükümete saldırmaya, hükümeti aşağılamaya devam ediyorlardı, ettiler. Ve Recep Tayyip Erdoğan bunların ağzının payını verdi ama yine de bazı kişiler Fox ve Halk TV izleye izleye neyin ne olduğunu görmedikleri, bilmedikleri için ben onlara söyleyeyim. Şimdi depremin 5. gününde bakın 5. gününde Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili seçilmiş olduğu İzmir'de bak İzmir milletvekili Kılıçdaroğlu 5 gün sonra oraya ziyaret etti. Adam orada yani 5 gün sonra anca gelebildi oraya 5 gün içinde. Şimdi kendisi eğer iktidarda olsaydı aynı 1999 depremi gibi Ecevit'in gecenin bir yarısı o kadar insan canından olmuş, o kadar ev göçmüş. Onun yardımcıları çıkmışlar diyor ki bizler diyor Ecevit'i diyor uyandırmaya kıyamadık diyor. Adam yatıyor sabaha kadar horuluyor. Adam rüyasında uyku görüyor, deprem olmuş, umurunda değil. Şimdi bu adamların iktidar olsa, bu adamlar aynı Ecevit gibi iktidara gelse depremzedelerin hani Van'da oldu, Elazığ'da oldu, Giresun'da ve Trabzon'da sel felaketleri oldu. Bunların gördünüz işte. Bu, yani görürsünüz bunları. Adam sel felaketi oluyor Karadeniz'de. İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Teknoloji Bakanı, Enerji Bakanı oraya gidiyorlar. Adamlar oraya resmen çadır otağı kuruyorlar. 15 gün, 20 gün oradalar. Evlerine gelmiyorlar. Aynı şekilde Elazığ'da deprem oldu. Depremi anında oraya yetiştiler. Orada bütün dertlilerin, bütün o enkaz altında kalmış adamların sıkıntılarını hani paylaşmak için var güçleriyle mücadele sergiliyorlar. Arkasından Kılıçdaroğlu çıktı. Benim belediye başkanımı oraya görevlendirdim. Oraya teftişe gönderiyorum dedi. Bir saat orada görüktü. El mel salladı falan filan. Bir iki sıktı. Hani milletin elini sıktı. Tokalaştı. Ertesi gün ana bir baktık adam falan dökene tatile kaya gitmiş. Ne yapıyorsun sen tatilde diyoruz. Biz ilk başta resimler o paylaşılınca biz hani bu montaj eskilerden kalma resim dedik. Biri dalga geçiyor. Alay ediyorduk. Manyak bir şey bu dedik. Yani bu hayatta olamaz. Bunu gören CHP'li hayatta bunun dedi, daha buna oy vermez. Ekrem İmamoğlu taşlar dedik ya. İnanamadık yine. İnanılacak gibi değil. Adam depremde acı çekiyor. Daha göçüğün altından bedeni çıkarılmamış. Adam gidiyor falan dökende kayak kayıyor. Diyorlar ne yapıyorsun orada? Ya diyor ben diyor çocuklarımı ıskalayamam. İstanbul halkı bana alışacak. Böyle olacak diyor ya. Böyle bir insan yani böyle bir gruba böyle bir partiye oy vereceksiniz. İktidar yapacaksınız. Ondan sonra İzmir'de deprem olacak. Anında bugünkü gibi gelip çadırlar, afatlar, umkeler orada hizmet verecekler. Bütün yaralar sarılacak. 6 ay bir sene içerisinde o depremde evlerini kaybedenler, evleri, anahtarları teslim edilecek. Herkes huzura, refaha kavuşacak sanıyorsunuz öyle mi? CHP yönetimdeyken öyle mi sanıyorsunuz? Adam 5 gün sonra lütfetti ya. İzmir'e 5 gün sonra ya. Adam turistik geziye geldi. Tatile yüzmeye geldi sanki. Ya 5 gün geçmiş ya. Anında deprem olmuş. Kendi şehrin, kendi memleketin. Bas gitsene ya. Ne işin var senin orada burada geziyorsun? Yani bunlara eğer iktidar verirseniz kazara bir şekilde ellerine geçirirlerse bu iktidarı 20 senede bak kazandığınız ne var ne yok hepsini zayi edersiniz. Ne okuldaki o bedava kitaplar dağıtılır, ne emeklilere ikramiyeler verilir, ne çiftçilere destek amaçlı o mazot yardımları, gübreler verilir, ne o hayvancılık yapanlara inekleri doğduğu zaman doğum parası, inekleri kestireceği zaman kesim parası, ne o yaşlılık parası hani o 700 TL'ler veriliyor, ne o öğrencilere burslar. Bunların hiçbirisi okullardaki o kayıp paralar hepsi tekrar yeniden geliyor. Bunların hiçbirisini bir daha rüyanıza görsün. Adamın el atmadığı, adamın hani yardımı dokunmadığı, temas etmediği hiçbir meslek grupları kalmadı yani. Şimdi siz bu adamı tekrar hani koltuğundan alıp başkasını getirirseniz ben size söyleyeyim. Ertesi sene birkaç sene geçmeden ertesi sene adamın diyeceği şu CHP'nin ilk başta seçilmeden önce kaynak var kaynak var bizde kaynak var der. Her şey var der. Geçildikten sonra 6 ay geçmeden der ki biz enkaz devraldık kasa bomboş. Bu önümüzdeki gelecek olan emeklilerin verilen ikramiye ödemeye hani durumumuz yok. Kasa boş. Borç içindeyiz. Acil borçları ödememiz lazım. Tasarrufa gitmemiz lazım. Kemer sıkmamız lazım. Yoksa ülke çok çıkmaza batağa girecek. Faizler, krediler almış başını gidiyor. Tamamen enkaz aldık falan dediği zaman ne yapabileceksin? Sene sonu gelecek. Çocuklar okula gidecek. Kitaplar lazım. Diyecek ki kitapları devletin ödeyecek maddi imkanı yok. Siz kendiniz alın. Nasıl alacaksınız? Bir kitap bugün bir çocuğun kitabı 1 milyar, 2 milyar tutar. 3 çocuğu olan 3 milyar, 4 milyar kitap masrafı olacak.
Ne yapacaksınız siz? Ne halt edeceksiniz? Okula kaydettireceksin paralı. Öğrenciler burs murs alamayacak. O üniversiteye gidiyorsun, hepsi kayıtlı, paralı olacak. Hepsi özel olacak. Hastaneye gidiyorsun, paralı olacak. Her şey senin tam tersine, aleyhine dönecek. Yaşlılara para ödenmeyecek. O yaşlılar almış olduğu hizmetlerin hepsi, emekli, dul, yetim, sakat, bunların hepsinin o yardımlar kesilecek. Ne yapacaksınız o zaman? Ne halt edeceksiniz? Mahkemeye mi gideceksiniz? Kime kafanızı vuracaksınız? Hiç kimseye. Kuzu kuzu kıçınızın üstüne oturacaksınız. Yapacak başka bir şeyiniz yok. Bir Erdoğan daha gelip de sizi kurtarsın diye ümit edeceksiniz. Adam yaşlandı gitti. Bir Erdoğan daha kim bilir 40 senede gelir mi gelmez mi? Bu tercih sizin arkadaşlar. Yani önünüzde bir yol var. Adam buraya kadar getirdi. Kendi savunma silahlarını yapıyor. Kendi teknolojisi var. Kendi sanayisi var. S-400'leri getirdi, aldı. Hava savunmayı kurdu. Denizlerde bütün hep doğalgazlar, sondaj gemileri, SİHA'lar, İHA'lar. Kendi aracımızı üreteceğiz 2023'te. Banttan seri üretimden gelecek. Yani bütün bunlar, her şey yolunda giderken günde 50 tane 60 tane toplu açılış yapıyor. Bütün hep termik santraller, bu hani bu barajlar, üniversiteler, havalanları, yollar, her gün 50 tane açılış yapıyor. Bu adam böyle hizmet yaparken herkes alıştı, doydu bu hizmetlere. Artık böyle günlük 50 açılış neymiş ki diyor. Hiç bakmıyor bile. Açıp televizyonu dinlemiyor bile. Yani umursamıyor bile. Adam dünya çapında hani kendi arabamızı, kendi helikopterimizi, hani kendi büyük SİHA'ları neyi ürettiği zaman ancak böyle dünya çapında böyle bir teknoloji üretim sanayisini açıkladığı zaman, bunların açılışını yaptığı zaman doğalgaz gibi hani dünyayı kökten sallayacak. O zaman bir tenezzül edip de televizyonu açıp 2 dakika adamı izliyoruz. Ondan sonra 5 dakika sonra o da unutuluyor. Yani şu anda adam çıksa dese ki hepinize elektriğini, suyunu, doğalgazını, her şeyini bedava veriyorum devletten dese, hemen o bir alkışlarsınız önce. Ondan sonra evinize otursunuz, camı pencereyi açar, balkona oturur. Balkonda elektrik sobayla kışın oturur, ısınırsınız. Balkondasınız, camı pencereyi sonuna kadar açarsınız. 2 ay sonra başlarsınız ki devlet bu parayı bize, bu hizmeti vermeye mecbur. Bunu bu babasının parasını veriyor. Bizim vergimiz, bizim vergimiz diye öyle boş boş haykırır durursunuz. Hiçbir işe de yaramayan, yani gereksiz konuşmalara girersiniz. Ve bir de sanarsınız ki bunu hep Allah tarafından, hani toprağa ektiğiniz fidan Allah tarafından büyüyor geliyor ya, hep öyle sanarsınız. Hani onu sulayan, budayan, ilaçlayan, onu diken, eken hiç umurunuzda değil yani. 6 ay sonra başlarsınız elektrikten, sudan da dert yanmaya. Hani hep gündüz bedava, gece paralı olursa niye gecede paralı bedava olmuyor hesabı? Ya da diyelim hafta sonu bedavaysa hafta içi de niye bedava değil? Ya da diyelim onları verdikten sonra bir başka bir ekstra istersiniz. Alışkanlık böyle. Libya'da Kaddafi aynısını yaptı, ne oldu? Hep bedavaydı. Elektrik, su, doğalgaz bedavaydı, ne oldu? Linç edilerek adam hayatını kaybetti gitti. Kendi halkı tarafından. Şimdi yana yana mumla adamı arıyorlar. Ya. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.